Bursa Ajansı'ndan merhabalar. Bugün kent meydanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanlığı'nın düzenlediği, başta Narin Güran cinayeti olmak üzere bütün kadın cinayetleri üzerine yapılan basın toplantısına katıldık. Kameraman arkadaşım size şimdi görüntüleri aktarıyor. Başkanım, öncelikle merhabalar. Merhaba. Bu etkinliği düzenlediniz, bayağı da bir ilgi gördü. Biliyorsunuz yakın zamanda çokça kadın cinayeti olayları arttı. Narin cinayetini zaten biliyorsunuz. Öncelikle bununla alakalı fikirlerinizi soracağız bu işlenen cinayetler hakkında ve bu cinayetlerin azalması hakkında ne gibi etkinlikler düzenleyeceksiniz, ne gibi faaliyetleriniz olacak ve nasıl bu cinayetleri azaltabiliriz? Onunla alakalı genel fikirlerinizi alabilir miyiz acaba? Tabii ki. Bizim hak, hukuk, adalet diye çıktığımız yolda maalesef adaletsizlikten yapılan bu tarz cinayetlerin cezalarının yerini bulmadığı için maalesef her gün artıyor. Bugün yapıyorlar, yarın öbür taraftan dışarıya bırakılıyor. Dünkü şehit olan polisimiz. 26 tane suçtan sabıkalı olan bir insan hala sokakta dolaşıyorsa zaten bu her şeye açık demektir. O nedenle biz bunlarla ilgili 6284 İstanbul Sözleşmesi'nin yürürlüğe girmesini istiyoruz. İktidara geldiğimizde ilk yapacağımız iş bu olacak. Girecek ve her şekliyle uygulayacağız bunu. Bütün kadınlarımızın, çocuklarımızın her türlü arkasındayız, yanındayız. Sonuna kadar da devam edeceğiz. Savunmaya, arkalarında olmaya, bütün davalarında takipçisiyiz. Çok teşekkürler başkanım. Çok sağ olun. Ediyorum. Çok sağ olun. Toplumun belirli kesimlerine hedef gösteren anlayıştan uzaklaşılması gerekir. Bunun örnekleri de işte kız çocuklarına, özellikle kadınlara hedef gösteren bazı işte tarikatlar, bazı kurumlar, bazı şahıslar. Asıl cezaların bunlara verilip toplumun biraz daha bu konuda daha da rahatlatılması gerekir. Yani çünkü siz eğer bu hedef gösterenlere karşı herhangi bir ceza işlem uygulamazsanız toplumda gelişen şeylerde böyle kaçınılmaz hale gelir. Bu ülkede dediğimiz gibi sürekli kız çocukları ve kadınlar hedef gösteriliyor. Bu da ülkeyi yönetenlerin, 20 yıldır bu ülkeyi yönetenlerin bir Orta Doğu bataklığına götürüp Orta Doğu anlayışıyla bu ülkeyi eşit, adil, çağdaş bir yaşamdan uzaklaştırıp daha çok köleci, daha çok baskılayıcı bir anlayışın içine sokması ülkeyi. Ama bizler Cumhuriyet Halk Partisi, bugün kadınlarımız ve bizler her fırsatta cinsiyet eşitliğini, insanlar arasında asla ötekileştirme olmayan bir anlayışı bu ülkede iktidar yapmak için mücadele edeceğiz. Zaten istediğimiz gibi bizim dünya görüşümüz, dünya anlayışımız içerisindeki bir iktidar oluştuğu zaman bu tür cinayetler olmayacak zaten. Çünkü kadınla erkeğin arasında hiçbir farkın olmadığı, özellikle çocukların korunup o çocukların daha iyi eğitim alması için olanaklar ve imkanların hazırlanması. Yani bu ülkeyi bir eğitim ve bir ahlak ve vicdan erozyonu yaşıyor şu anda toplum. Önce bundan uzaklaştırıp toplumu daha medeni, daha üst seviyeye çekebilecek bir anlayışın hızlı bir şekilde iktidar olması lazım. Meselenin özü de aslında daha çok eğitim, daha çok iktidarın yaklaşım biçimi, iktidarın ülkeyi yönetim biçimi. Esas olan bu. Çok teşekkür ederiz başkanım, çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar narinimizi acı artık yani kelimelerin bile yetmeyeceği, ifade edemeyeceği kadar böyle üzüntü, acı dolu bir durumdayız. Dileriz bundan sonra böyle olaylar yaşanmasın. Çocuklarımız özgürce koşsun, oynayabilsin, okullarına gidebilsin. Tek temennimiz bu. İnşallah başkanım, çok sağ olun. Bundan sonra böyle olaylar yaşanmamalı. Çok teşekkürler başkanım, çok sağ olun. Faillerin en ağır cezalarını almasını sağlamak için Kadın Kolları Genel Başkanımız Asukaya önderliğinde bu davaların takipçisi olacağı saygılarımızla tüm kamuoyuna duyurulur. Çok teşekkür ederim. Hepinizi öncelikle kadın kollarımızın düzenlediği bu basın açıklamasına katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Yüreğinize sağlık, emeğinize sağlık. Gün geçmiyor ki bu ülkede acı bir olay yaşanmasın. Gün geçmiyor ki bu ülkede bir kadın cinayeti olmasın. Gün geçmiyor ki bu ülkede bir çocuk cinayeti olmasın. Yani gün geçtikçe Orta Doğu karanlığına ilerliyoruz. Bunun sorumlusu, bunun sebebi 20 yıldır bu ülkeyi yönetenler. Her şeyi normal karşılayanlar. Bir çocuk öldüğünde bir şey olmaz diyenler. Bir kadın cinayeti olduğundan acaba ne yapmıştır üzerinden tartışma yaratanlar. Yaptıkları ve düşündükleri ve yönetim anlayışı ve yönetim şekilleriyle bu ülkeyi Orta Doğu karanlığına çekiyor.
gösteren, kadını sürekli bu konularda suçluymuş gibi gösteren bir anlayışla karşı karşıyayız. Bugün Narin'di, dün Özgecan'dı, yarın başka bir çocuğumuz veya başka bir kadınımız. Ama burada şunu söylemek isterim. Herkes bunu iyi bilsin. Bu ülkede artık bir çocuk ölmeyecek, bir kadın ölmeyecek. Bunun da sorumlusu kimlerse Cumhuriyet Halk Partisi olarak sokaklarda haykırmaya devam edeceğiz. Daha güçlü sesle haykıracağız. Daha çok bağıracağız. Bu iktidar değişene kadar bu mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Artık bir şeyler değişecek. İlk yerel seçimde gidecekler. Onlar da çok iyi biliyorlar gideceklerini. Ama gider ayak bu ülkedeki bütün değerlere nasıl tahribata uğratırız onun hala derdi ve telaşı içindeler. Olmayacak. Sizin istediğiniz gibi bir ülke olmayacak Türkiye. Kadının, çocuğun, kızın, herkesin eşit yurttaşlık temelinde yaşayacağı bir ülkeyi yeniden getireceğiz ve inşa edeceğiz. Adaletin olduğu, adalette hiç kimsenin kayrılmayacağı, herkesin adil ve eşit yaşayacağı bir ülkeyi inşa edeceğiz. Bundan dolayı Narin cinayeti aslında bir sembolleşti bu ülkede. Ben biliyorum şu anda haber almadığımız veya bilmediğimiz o kadar çok çocuk cinayetleri oluyor ki. Şu anda bile ülkenin bir yerinde, herhangi bir yerinde bir kadına şiddet uygulanıyor veya bir kadın cinayeti oluyor veya bir çocuğa cinsel tacizde bulunuyor. Çünkü niye? Dediğimiz gibi bu ülkenin bakanları bile, bu ülkeyi yönetenler bile bir çocuğa yapılan herhangi bir olumsuzluk karşısında bir seferden bir şey olmaz diyen mantık ve anlayış var. O anlayışı yıkacağız. O anlayışı yıkacağız. Hepimizin huzurlu, mutlu yaşayacağı, eşit, adil yaşayacağı bir Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz diyorum. Bugün katılımımızdan dolayı teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte başaracağız. Birlikte kazanacağız. Hepinize saygılar sunuyorum. Adın kollarımızı ayrıca kutluyorum. Sağ olun. Kadına, çocuğa, insana eller kırılsın. Kadına, çocuğa, insana eller kırılsın. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçmiyoruz. Thank you.